Evet, kaşar rendemesi bitirdik. Şöyle toparlayalım. Bakın, kar tanesi gibi kaşarlar oldu. Şunu koyalım şuraya. Tezgahımızdaki kaşarlarımızı da alalım. Şimdi normal pizzada olduğu gibi ister bayat ekmeğin üstünü isterseniz altını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biz şimdilik altını kullanacağız çünkü düz sürüleceğinden dolayı. Hemen salçamızı sos yerine sos niyetine kullanıyoruz şöyle. Güzel bir şekilde sürüyoruz. Her tarafa homojen yani eşit olacak şekilde salçamızı dağıtacağız. Diğer ekmeğimizi alalım. Şöyle güzel bir şekilde. Bu salça ev yapımı salça. El yapımı yani. Odun ateşinde pişmiş bir salça. Niğde salçası. Tadı çok lezzetli. Ekmek üstü salça. Evet, sosumuz ikincisi bitti. Şuradan başka bir ekmeğimizi. Bu ekmekler bayat. Şimdi fırına girdiği zaman kaşar ve sucukla beraber mükemmel bir tat oluyor. Mükemmel. İnanılmaz lezzetli oluyorlar. Mutlaka tavsiye ediyoruz. Evet. Sos yani salça sürme işlemimizde sos yerine kullandığımız ev yapımı salça, Niğde salçamızı sürüyoruz. Ve bu ekmekler de diğerlerinden farklı. Dediğim gibi evdeki tüm bayat ekmeklerinizi buna kullanabilirsiniz. Bu bizim pizzamızın diğer ekmekler arasında nazar boncuğu. Evet. Şimdi sosumuzu, salçamızı sürdükten sonra üzerine güzel bir şekilde kaşarlarımızı serpiştiriyoruz. Şöyle tabana önce güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Üzerine sucukları koyacağız. Sonra üzerine bir kat daha kaşar koyabiliriz. Bu şu an tabana yayıyoruz kaşarları. Tabi peynir olarak ilave peynirler kullanabilirsiniz. Burada sıkıntı yok. İlave peynir her zaman kullanılabilir. Güzel görüntüler almaya başladı. Kolay pizzamız. Hem de evdeki ekmekleri değerlendirmiş oluyoruz. İsrafa kaçmamış oluyoruz. Küflenmesine müsaade etmiyoruz. Şimdi sucuklarımızı yerleştirelim. Gel Fatih. Evet. Sucuklarımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. Bu kısımlara, düz kısımları gelecek şekilde ekmeğin kenarına buralara da dairesel kısımlarını koyuyoruz ki güzel bir şekilde yerleşmiş olsun. Evet. Bu iç malzemeyi yani sucuğu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Dediğim gibi daha başka malzemeler de kullanabilirsiniz. Evet, son ekmek dilimimize de sucuklarımızı koyuyoruz. Şunları dilimlerimizi birbirine yaklaştıralım. Sebebi de kaşarımızı güzel bir şekilde daha seri koyabilmek. Evet, sucuklarımızın üzerine gördüğünüz gibi kaşarımızı tekrar serpiştiriyoruz. Şimdiden kokusunu ben alabiliyorum. Görüntüsünü de sizler zaten görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi harika bir görüntü oluştu. Evet.
Evet, harika bir görüntü. Şimdi tepsimize koyacağız. Evet, kaşarlarımızı ve sucuklarımızı koyduktan sonra pizzalarımızı güzel bir şekilde tepsiye yerleştireceğiz. Hepsinin sığması için yerleştirmeyi bir puzzle edasında yapmalıyız ki hepsini aldırabilelim. Kabarma olmayacağından dolayı, çünkü hamur değil, istediğiniz kadar sıkıştırabilirsiniz. Neden? Çünkü kabarma olmayacak. Evet, gördüğünüz gibi pizzalarımızı yerleştirdik. Evet, pizzamızın görüntüsü gördüğünüz gibi mükemmel gözüküyor. Dağınıklık içinde bir düzen var. Bir güzellik var. Şimdi fırına girmeye hazırlar. Şimdi hazırladığımız pizzalarımızı fırınımıza yerleştireceğiz. Evet. Genelde orta bölmeye koyarsanız güzel olur. Hem de görmüş olursunuz ne yaptığınızı. Pizzalarımız fırında pişmeye hazır bir şekilde fırının açılmasını bekliyor. 180 derecelik fırında 180 derecelik fırında isteğinize göre 180-200 derece yapabilirsiniz. 15-20 dakika yeterli. Evet, yaklaşık 10 dakika sonra pizzamızdaki değişikleri görüyorsunuz. Kaşarlar erimeye, sucuklar da pişmeye başladı. Bu yaklaşık 10 dakika sonraki halimiz. Evet, yaklaşık 15 dakika sonra da pizzamızın hali, pizzamızın üzerindekilerin hali bu şekilde. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz pizzamızda. Gayet lezzetli görünüyor. Kokusu müthiş. Kokusu müthiş. Pizzamızın yaklaşık 15 dakika sonraki hali. Sona yaklaşıyoruz. Evet. Yaklaşık 18-19 dakika oldu. Sucuklarımız çıtırdamaya başladı. Kaşarlarımız kızarmaya başladı. Şöyle biraz yakın çekim göstereyim size. Bakın, sucuklarımız çıtır çıtır olmaya başladı. Biraz da şuradan göstereyim. 3-4 dakika sonra artık pizzamız hazır demektir.